için Holiday. Gordon dikkatli. Holiday ve gol. Rangers penaltılarda 1-0 öne geçiyor. İşte Holiday. Sıra Celtic'te. Bir savunmacı Mulgrave kullanacak penaltı vuruşunu. Foderingham dikkatli. Celtic'liler gözlerini kapatıyor. Mulgrave geliyor topun üzerine. Mulgrave geldi. Mulgrave attı. 1-1. İlk penaltılar golle sonuçlandı. Mulgrave sevincini arkadaşlarıyla paylaşıyor. Tavernier. Şimdi de Rangers'ların ruh hali kamerada. Büyük heyecan. Tavernier kullanacak. Craig Gordon dikkatli. Tavernier geliyor. Vuruyor ve kaçırdı. Tavernier kaçırdı. Çok üzgün. Çok üzgün. Topun Rangers'lar altına... hayal kırıklığı yaşıyor. Topun altına çok girdi. İşte Tavernier. Şimdi McGregor. Orada tehlikeli bir oyuncu, topları iyi vuran bir oyuncu. Callum McGregor sol ayağı raket gibi. Dikkatli kaleci Foderingham. McGregor geldi, direkte patlattı. Direkte patlattı. Maç bitmiyor. İşte McGregor üst direk ve top böyle geri geliyor. Yani bilet, final bileti bir Rangers tribünlerin elinde. Sonra gidiyor Celtic tribününe. Gerçekten ilginç bir maç ve Barry McKay kullanacak sayın seyirciler. Eşitlik bir türlü bozulmadı. Bozulmadı. Barry McKay. McKay kaleci ve gol. İçeri tokatladı. Müthiş bir şanssızlık Craig Gordon için. Tam kurtardı dediğimiz anda köşede iyi tespit etmiş, içeri tokatladı. Gordon ekranda. Psikolojik üstünlük şimdi Rangers'ın yanında. Ronny Delia şu anda müthiş bir heyecan yaşıyor. Celtic teknik direktörü, kaleci dikkatli. Bitten sakattı, adalesi çekiyordu. Topun arkasına o geldi. Kaleci Foderingham dikkatli. Celtic'ler penaltıyı izleyemiyor bile. Bitten geliyor. Bitten ve gol. Bitten de attı. Şimdi birer penaltıdan yararlanamadılar. İkişer gol. Yine Craig Gordon kalesine geçiyor. Dördüncü penaltı vuruşuna geçtik. Herkes tırnaklarını yiyor tribünlerde. Clark geliyor. Clark ve kaleci kurtardı. Kaleci kurtardı. Craig Gordon bir de selam veriyor tribünlere. Şimdi avantaj Celtic'in elinde. Adeta yıkıldı Rangers'lılar. Burada da topa müdahale etti. O da direğe çarptı. Neredeyse o da içeri giriyordu. Şimdi Scott Brown kullanacak. Oo, çok gerildi. Çok gerildi. Brown geliyor. Brown ve kaleci. Kaleci kurtardı. Ali, biz herhalde sabaha kadar buradayız. Bunu eşitlik bozulmayacak gibi gözüküyor. Yani son gerçekten penaltılara geldik değerli izleyiciler. Biri atıyor, biri kurtarıyor. Hakikaten ateş gibi derbi. Wallace toplara iyi vuran bir oyuncu. Kaptan Wallace. Gordon kalesinde. Wallace geliyor. Wallace attı. Çok soğukkanlı, kendinden emin. Wallace attı. Çıldırıyor kenarda Mark Warburton. O da çok heyecanlı. Titriyor adeta. Rangers için çok önemli sayın seyirciler bu maç.
Griffiths son penaltıları ustalara bırakmışlar. Ama ustalar da zaman zaman bu penaltıları kaçırır. Bakalım ne olacak. Griffiths affetmedi. Attı. Evet, penaltılarda 3-3'lük eşitlik. Devam ediyor maç. Genç oyuncu geldi, Zelarem. 19 yaşında, ilk derbi deneyimi. Teknik direktör Mark Warburton çok heyecanlı. Zelarem attı. Zelarem attı. Şimdi bakalım Celtic kaçıracak mı? Tribünlere susun dedi Zelarem. Ama kimse Zelalem'i dinlemiyor, o da başka bir konu. Bu kadar çünkü genç çok heyecanlı bir maç. Bu kadar genç yaşta bir oyuncu ama ne kadar soğukkanlı bir penaltı attı. Değil mi? Poderingen dikkatli kalede. Kritik bir penaltı vuruşu Celtic için sayın seyirciler. Poderingen dikkatli. Kritik bir penaltı vuruşu ve gol. Dört dörtlük eşitlik. Lustig golü attı Celtic'te. Ve Low geliyor topun başına. İngiliz oyuncu. Nicky Low. Greg Gordon dikkatli kalesinde. Müthiş heyecan. Nicky Low ters köşede. 5-4 Rangers önde. Ve Tom Rogic. Ronny Delia şöyle bir süzüyor kaleyi. Tom Rogic penaltı vuruş için topun arkasında. O da sol ayaklı bir oyuncu. Rogic geliyor. Rogic dışarı attı. Değerli izleyiciler, Rangers finalde. Rangers finalde. Rangers finalde. 5-4. İşte Mark Warburton ve arkadaşları şu anda Hampden Park'ta çıldırıyor. Ve önemli bir gündü onlar için. Büyük bir prestij. Ronny Delia şaşkın. Herkes bu oyuncuyu teselli ediyor. Mark Warburton büyük sevinç açıyor. Rangers İskoçya Federasyon Kupası'nda finalde. Hakikaten çok güzel bir maç izledik Hampden Park'ta. Tarih yazdı. Tarih yazdı Rangers. Gerçekten bugün bir tarih yazdı. Geçen sezon Lig Kupası'nda karşı karşıya gelmişti iki takım. Orada gülen taraf Celtic olmuştu ama Premier Championship'te şampiyon oldukları sene, Premiership'e 4 sene sonra yükseldikleri sene kupada da finale yükseliyorlar ve Hibernian'la karşılaşacaklar ki Hibernian'da tam Rangers'ın dişine göre bir takım. Aynı ligde mücadele ediyorlar. Kupayı da kazanırsa Premiership'e döndükleri ilk senelerinde de Avrupa'ya gitme hakkını elde edecekler. Yani tam hakkıyla da tekrar Rangers efsanesi geri dönmüş olacak İskoçya'da. Yani yüreğini ortaya koyan kazanıyor. Her şekilde kazanıyor. İsteyen taraf bugün. İsteyen taraf. Maçın geneline baktığınızda yine söyleyeceğim. Bu kadar düşük bir bütçeyle, bu kadar dar bir kadroyla her şeye rağmen isteyen taraf Rangers'tı ve bunu da sonuna kadar götürüp başardılar. Değerli izleyiciler, biz artık sözümüzü toparlayalım. Hampden Park'ta Rangers finale yükseldi. Hibernian'la 21 Mayıs'ta Hampden Park'ta işte bu statta karşılaşacaklar. Önemliydi Rangers için ve o bileti aldılar 5-4'lük penaltı skoruyla birlikte. Ben Aykut İnce, Ali Baransel'le birlikte sözümü noktalıyorum ama birkaç hatırlatmam var. Saat 19.20